Huzurun tatlı şehri Mustafa Kemal Paşa'nın haber bülteniyle karşınızdayız. Elektronik proje kontrol arşivleme sistemi EPKAS, yeniliklerin öncüsü Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde. Peki geliştirilen bu uygulama sayesinde neler yapabileceğiz? Tüm detaylar haberimizde. Dijital dönüşüm kapsamında son olarak yapı ruhsatı, tadilat ve zemin etüdü gibi işlemleri e-belediyecilik sistemine entegre eden Mustafa Kemal Paşa Belediyesi, sisteme dahil ettiği yeniliklerle Bursa'nın bu konudaki en kapsamlı hizmet veren ilçe belediyesi oldu. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan e-belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Hizmetin kullanıma sunulmasıyla birlikte sistem üzerinden yapılan ilk başvuru ise Başkan Mehmet Kanar onayladı. İmar Şehircilik Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Birimi tarafından tasarlanan ve geliştirilen uygulama sayesinde belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması, yapı denetim tarafından hazırlanan hak ediş dosyalarının elektronik ortamda takip edilmesi, yapı kullanma izinlerinin verilmesi gibi daha birçok işlemi vatandaşlarımız artık web sitesi üzerinden başvurularını yaparak daha şeffaf, daha hızlı bir ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başkan Kanar döneminde hız kazanan dijital dönüşüm ve beraberindeki yenilikler sayesinde belediye ile olan işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı bulan vatandaşlar, şimdi de yapı ruhsatı, tadilat ve zemin etüdü gibi birçok hizmete elektronik proje kontrol ve arşiv sistemi EPKAS ile erişebiliyorlar. Benzerlerinden farklı modüller ve sunulan hizmetlerin yanı sıra kurumlar arası entegrasyon özelliği de bulunan uygulama Bursa ilçeler arasında ilk olma özelliği taşıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar Mustafa Kemal Paşa Belediyesi kurumsal web sayfasından erişim sağlayabiliyorlar. Evcil hayvan besleyen hemşerilerimiz dikkat! Bu haber tam da sizleri bilgilendiriyor. Resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren kedi köpek kimliklendirmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında her yaştaki kedi köpeklerin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce kısırlaştırılan mikroçip işlemi uygulanıp sahiplendirilen fakat ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kayıt altına alınmayan tüm can dostlarımızın 31.12.2022 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. 2023 1 Ocak itibariyle artık sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip takılarak üzerinize kaydedilmesi gerekmektedir. Bu konuda Mustafa Kemal Paşa Hayvan Barınağı'ndan sahiplenmiş olduğunuz kedi ve köpekler için bizler mikroçip uygulaması yapmaktayız. Kedi ve köpeğinizle birlikte barınağımıza gelerek mikroçip uygulamasını gerçekleştirmekteyiz. Dışarıdan sahiplenmiş olduğunuz hayvanlar için özel veteriner kliniklerine giderek ya da ilçe tarım müdürlüğüne başvurarak mikroçip işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi, Saliha Halilkanar Otizm Birimi kursiyerlerimiz Yerli Malı Haftası'nı unutmadı. Yerli Malı Haftası kapsamında kursiyerlerin yerli malı bilincini kazanmaları amacıyla yapılan etkinlik çok özel görüntülere sahne oldu. Kursiyerler evlerinde yapıp getirdikleri yiyecekler ve içecekler ile keyifli bir gün yaşadılar. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken altyapısı tamamlanan mahallelerimizde üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 50 yıllık altyapı sorununa neşter vurarak ilçeyi adeta bir şantiye alanına çeviren Başkan Kanar, altyapıda sona doğru yaklaşıldığı açıklamasını yaparken altyapısı tamamlanan yerlerin üst yapılarının da tamamlandığı vurgusunu yaptı. Başkan Kanar, ilçemiz sağlıklı altyapıya ve konforlu ulaşıma kavuşuyor dedi. Mazlum coğrafyada çadırlarda yaşayan kardeşlerimize un çuvallarını dualarla uğurladık. Mazlum coğrafyada yaşayan kardeşleri için dualarla hayırlarını gönderen Başkan Kanar, İHH İlçe Başkanı Mustafa Bulut'a teşekkürlerimi iletiyorum, Allah kabul etsin ifadelerini kullandı. Kültür kursları tüm hızıyla devam ederken gitar kursu kursiyerlerimiz kursun sınav döneminde streslerini attıklarını dile getiriyorlar. Perşembe akşamları 19 ile 21 saatleri arasında gerçekleştirilen gitar kurslarına gençler büyük ilgi gösteriyor. Sonra re majöre geçeceğiz. Genelde sınava hazırlanan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kurslar öğrencileri sanatla buluştururken sınav stresinden de uzaklaştırıyor. Bu kursu sağlayan belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Haftada bir gün geliyoruz, hem bize sosyal anlamda hem de
öğrenim anlamında gerçekten güzel katkı sağlıyorlar. Ben şu anda YKS'ye hazırlandığım için ve benim gibi birçok arkadaşım da burada sınava hazırlanıyor. Gitar bize mental olarak çok fazla yardımcı oluyor. Sınav sürecinde stresimizi atmamıza da çok yardımcı oluyor. Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.